Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, 2023 tayfaya özel bir duyuru artık bu kanalda yer alması gerekiyordu. Çok beklediniz ve çok beklettim biliyorum. Çok üzgünüm arkadaşlar. 2023 tayfanın duyuru videosu, kamp duyuru videosu bu video olacak arkadaşlarım. Ama ondan önce 2022 tayfaya çok güzel bir şekilde veda ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bir hatamız, bir kusurumuz olduysa, sürçülisan eylediysek affola arkadaşlar. Ama 2022 tayfa için gerçekten çok güzel içerikler hazırladım ve onlar da gerçekten çok güzel faydalandılar. Kamplarla başladık, kamplar bitti, soru bankaları bitirdik, soru bankalarını bitirdikten sonra denemeler çözdük, daha sonrasında bir konu bir soru, dört konu dört soru kampları derken o sınavdan 10 gün önce yaptığımız muhteşem ama muhteşem bir canlı yayında YKS tekrar kampı vardı. Biliyorsunuz 400 tane soru çözdük. O 400 tane sorunun içerisinden de 9 tane soru 10 gün sonraki sınavda birebir neredeyse aynıları sınavda karşılarına çıktı 2022 tayfanın ve bu gerçekten mutluluk verici bir hadiseydi benim için. Artık çok güzel veda ettiğimizi düşünüyorum. Artık bu sene bu videoyla beraber 2023 tayfanın senesi olacak arkadaşlarım. Umarım hayırlı uğurlu olur ve şimdi arkadaşlarım 2023 tayfa hazırsanız gelin size hangi haberleri vereceğimi bir kontrol edelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar 2023 TYT kampımızın başladığını söylüyoruz. SML Hoca Matematik YouTube kanalında dedik. Bu arada soracak olanlar olur. İlla ki orada da görüyorsunuz İsmail Kocabaş diye. Bu benim ismim arkadaşlar. SML ne diye soracak olanlar var. Small Medium Large diyenler var. Semil Hoca diyenler var. Şamil Hoca diyen bile var. Lan Şamil Hoca olsa ŞML Hoca yapardık ama. Arkadaşlar ismimin sessiz harfleri. Bu kadar basit aslında. SML yani İsmail yerine SML koymuşuz zamanında 2018'de. SML'nin açılımı dediğimiz şey bu. Açılımı yok yani. Bir şeyin kısaltılmış hali diyebiliriz, sadece sessiz harflerinden oluşan. Şimdi kamp başlıyor. Kamp ne zaman başlıyor? Önce onu söyleyeyim. Arkadaşlarım kampımı ben yani 2023 için TYT kampımı Kurban Bayramı'ndan sonra başlatacağım. Yani Kurban Bayramı ne zaman? 9 Temmuz'da. İşte 9, 10, 11, 12 desek 12'sinde Kurban Bayramı bitiyor. Bizim kampımızda arkadaşlarım o hafta başlayacak. Ki bununla alakalı ben sana en az 10 tane daha duyuru yapacağım. Hiç merak etme. Neden Kurban Bayramı'nın sonrasına bırakıyorum onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlarım Kurban Bayramı'ndan önce başlarsam araya Kurban Bayramı girdiği için çoğumuz memleketlere gideceğiz veyahut bayramı geçireceğiz veya işte Kurban Bayramı olduğu için bazı biliyorsunuz yorucu iş bölümleri oluyor ailelerin içerisinde. Onu da farkındayım. Dolayısıyla arkadaşlarım kampa sen mola vermeden devam et diye Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacağız. Kampın içeriğinden de birazdan bahsedeceğim. Mutlaka ama mutlaka çok dikkatli dinle. Senin için sunum bile hazırladım. Yani o derece. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu aşağı doğru inelim. Derse giriş. YouTube kanallarında arkadaşlarım. Öncelikle ben sana bunu söyleyeyim. İlla şu olacak diye bir kural yok. YouTube kanallarında biliyorsunuz ki arkadaşlarım birçok kaliteli hocamız var. Bir sürü emekçi, matematikçi var arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar yani bu hocalarımız kaliteli kamplarda paylaşıyorlar. Hepiniz biliyorsunuz. Hangisini izlersen izle. Sana tavsiyem. Birine başladığın zaman onu sonuna kadar götür ve bitir. Şimdi peki bu niye önemli? Ben sana bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bunun önemi şu. Öğretmenler biliyorsunuz sadece YouTube'da ders anlatmadık çoğumuz. Hepimiz farklı kurumlarda çalıştık. Devlet okullarında çalıştık. Kolejlerde, dershanelerde çalıştık. Özel dersler verdik. Ama bütün verdiğimiz derslerde kafamızdaki plan şu. Yani bir öğretmen derse başladığı zaman sadece o derse odaklanıp sadece o dersi düşünmez. 10 hafta sonrasının dersini de düşünür. Bundan emin olabilirsin. Bazen birinci haftada anlattığımız bir konunun içerisindeki spontane verilen bilgi 10 hafta sonra o hoca öyle güzel dizayn eder ve karşına çıkarır ki lönk diye der ki bak hani birinci hafta bunu böyle anlatmıştık ya işte bunun tek sebebi bu der. Ve sen o birinci hafta ile onuncu hafta arasındaki dersleri o kadar güzel birbirine bağlarsın ki. İşte bu yüzden arkadaşlarım her hocanın bir taktiği bir tarzı var. Ve mutlaka hangi hocanın dersine başladıysan onu sonuna kadar götür lütfen. Tamam lütfen bak bu çok önemli. Bu bir. İkincisi kampımızda arkadaşlarım yan tarafta gördüğünüz şurada gördüğünüz
SML Hoca video ders kitabı kullanılacak. Kampımız arkadaşlarım 11 hafta sürecek ve her haftanın ders programı da zaten kitabın içerisinde yer alacak. Kitabın içerisinde olacak ve her haftanın ders programı da ayrı ayrı olacak. Arkadaşlarım kampın içeriğinde ise bakın 3. maddede de göründüğü gibi konu, soru, ödev olacak. Şimdi ödev derken yani okulda mıyız hocam ya yapma Allah'ını seversen dediğini duyar gibiyim ama ödev çok önemli. Birazdan ödevin neden önemli olduğunu da anlatacağım. Şimdi nasıl konu soru ödev olacak? Bakın hafta hafta süreceğini söyledik. Beni daha öncesinde takip eden arkadaşlar, inceleyen arkadaşlar da bilirler. Kamplarımı hafta hafta yapıyorum. Bu kamp 11 hafta sürecek dedik. Peki her hafta ne olacak? Her haftanın bu sene şöyle yapıyoruz. İlk 3 günü arkadaşlarım. Pazartesi, salı, çarşamba varsayalım. Tamam. Programlarımızı kitabın içerisinde göreceksiniz. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri ben size o haftanın programında hangi konular varsa konuları inanılmaz derecede detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu bir. İkincisi her konunun sonunda çok güzel bir testiniz olacak. O testleri de farklı bir videoda çözeceğim. Bu da iki. Çarşamba günü son konuyu ve son testi ben size anlattım. O haftanın son konusunu ve son testini anlattım. Anlattıktan sonra bir ödev videosu paylaşacağım. O ödev videosunda arkadaşlarım size gerekli ödevi vereceğim ve siz de ödevlerinizi yapacaksınız. Ödev dediğimiz şey bu kitabın içerisinde olmayacak. Tamam. Onu da birazdan detaylarıyla paylaşacağım. Şimdi geçelim sunumumuzun 3. sayfasına. Diğer ilgili dersler kısmına geçmeden önce tekrardan kanala hoş geldin diyelim. Ve arkadaşlarım eğer kanala abone değilseniz abone olun ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Devam arkadaşlarım ders gereklilikleri. Şimdi kamp kitabımız olacak zaten. Elinizin altında olması gereken bir kitap. Tamam şu aşağıda gördüğünüz kitap. Ödevlendireceğim de bir soru bankası istiyorum. İşte bu kamp kitabından size PDF tanıtımını da yapacağım merak etmeyin. Kamp kitabımız arkadaşlarım şöyle. İçeriğinde detaylı bir şekilde konu anlatımı var ama kitabı tek başına aldığınız zaman o konu anlatımını çok fazla anlamlandıramayabilirsiniz. Şimdi çünkü kitabın içerisinde boşluk doldurmalar var. Bazı tanımları ben boş bıraktım, o tanımları videoda beni karşına alacaksın. Ben sana yaz evladım diyeceğim. Sen de aynı okuldaki gibi yazacaksın. Veya özel dersteki gibi birebir ders işliyormuş gibi yazacaksın. Benle beraber dolduracaksın. Benle beraber çözeceksin. Benle beraber öğreneceksin. Tamam, bu bir. İkinci olarak konular var dedik. Ve arkadaşlarım devamında test var. O testleri de yine kendin çözmeye çalışacaksın. Daha sonrasında çözemezsen eğer videodan, benim videolardan yine açıp izleyebilirsin çözümlerini. Bu bir. İkincisi ödevlendireceğim bir soru bankası gerekiyor. Tabii ki bu eski basım bir kitap da olabilir. Yani 2018 yılından itibaren bu tarafa doğru basılmış olsun yeter. 2018, 2019, 2020, 21, 22 hiç fark etmez. Hani YGS, LYS uyumlu olsa da olur. Fakat bu biraz tabii eski de kalmış olur bizim için. İçerisinde yeni nesil sorular barındıran ve daha fazla YKS uyumlu bir kitap olursa daha da güzel olur. Eski basım bir kitap da olur. Şu an kitap evlerini geziyorum, kırtasiyeleri geziyorum. Yayın evlerinin kitapları, soru bankaları, güncellemiş olanları da var. Hali hazırda güncellememiş ama işte bir 3-4 gün içerisinde yeni çıkacak olan kitaplar da var. O kitapların da gelmesini bekliyorum açıkçası. Bundan kaynaklı da şunu şöyle yapacağız. Temel düzeyde olan öğrenciler için ayrı bir ödev soru bankası vereceğim. Orta düzey öğrenciler için ayrı bir ödev soru bankası ve ileri düzey olan arkadaşlarım için de ayrı bir ödev soru bankası vereceğim. Derece öğrencileri için de ayrı bir ödevlendirme için soru bankası önerisinde bulunacağım. Bu soru bankalarından ben sizlere ödevler vereceğim. Her hafta diyeceğim ki bu konu bitti, artık bu konunun şu testlerini şu zamana kadar çözün şeklinde ödevlendirmeler yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Ve eski basımda olabileceğini dile getirmiştik zaten. Devam edelim arkadaşlar. Hangi düzey öğrenciler peki bu kampı izlemeli? Şimdi onu söyleyelim. Arkadaşlarım kampta temel matematik bilgileriyle başlıyoruz. Temel matematik bilgileri derken konularımız çok detaylı olacak. Yani öyle hızlı bir şekilde bu A'ymış, bu da B'ymiş, bu da C'ymiş, şöyle değil. Tamam. Detaylı bir şekilde neyin nereden geldiğini, nereye varmak istediğini, nerede biteceğini, nerede başlayacağını adam akıllı anlatarak ilerleyeceğiz. Her konu için bu böyle olacak. Hiçbir satırı atlamadan, aralara kendimiz notlar alarak
düzenli bir şekilde biz bu kampı ilerleteceğiz. Bundan kaynaklı da kitapta fazlasıyla boş yerler bıraktım. O boş yerlere benle beraber videolarda notlar alacaksın ki matematiği adam akıllı kelli felli öğreneceğiz. Bu bir. Orta seviyelerde konu anlatım soruları çözeceğiz. Ve daha sonrasında da sınav düzeyi soruları da görebileceğiniz testler yer alıyor arkadaşlarım kitabın içeriğinde. Bu şekilde devam edeceğiz. Tamam. Ödevler de, bu arada ödevler de, hani ödev nereden çıktı diye soracak olursan. Arkadaşlarım şöyle düşünün. Tarihi geçmişe doğru götürdüğünüz zaman geçmişten beri arkadaşlar eğitimciler mutlaka en önde bir yerde durur. Tahtada onların boyları hizasında yazabilecekleri bir argüman bulunur. Eğitimcinin karşısında mutlaka onu dinleyen ve genelde düzenli bir şekilde oturmuş bir eğitim alan kişiler topluluğu bulunur. Ve her ders bittikten sonra eğitimci mutlaka eğitim alan kişilere o gün işledikleri konular hakkında ödev verir. Geçmişten günümüze kadar bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi bir düşünün bakalım neden? Çünkü arkadaşlarım ödev dediğimiz şey bizim öğrendiklerimizi kolay bir şekilde algılamamıza, pekiştirmemize ve bir daha asla unutmamamıza yardımcı olur. Ödev çok önemli arkadaşlar. Geçen senede, ondan önceki senedeki kamplarda da ben yine ödev vermeye devam ettim. Yine ödev vereceğim. Ve böylelikle sadece bu kitabı değil, kamp sonunda arkadaşlarım bir tane de TYT'den soru bankası bitirmiş olacaksınız. Yani bu ödevlendirmeler sayesinde 11 haftanın, 12 haftanın sonunda mutlaka ama mutlaka bir benim kitap, bir de bir tane soru bankası mutlaka bitirmiş olacaksınız. Ve diğer rakiplerinizin de 1-0, 2-0 önüne geçmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunu da mutlaka unutmayın. Ödevlerini yaptığın kadar o konuyu öğrenirsin cümlesini de asla aklınızdan çıkarmayın. Şimdi arkadaşlarım, şimdi nelerden bahsettik? Onlara bir tekrardan şöyle geriye doğru alalım. Kamp kitabından bahsettik. Kitap kampın başlayacağı zamandan bahsettik. Daha sonrasında kampın içeriğinde neler olacağından bahsettik. Şimdi arkadaşlarım yine bu derslerle alakalı diğer ilgili dersler, hani hocam başka önerebileceğiniz bir hoca var mı falan diye soracak olursan da ben sana yine şu an hocalarını önereyim. Bak, matematikle ilgili nelerimiz var? Geometri. Şimdi geometri sevgili arkadaşlarım, Kenan Karayla Geometri YouTube kanalını mutlaka ziyaret edin. Hocanız neler yapıyor bir görün. Bu benim size tavsiyemdir. Yani buradan ilerletmeniz için ben size tavsiyede bulunuyorum. Tabii hocanın dilinden anlayabilirsin, anlamayabilirsin. Herkes herkesin dilinden anlamak zorunda da değil. Ama benim tavsiyem bu. Kenan Karayla Geometri'yi mutlaka takip edin. Fen bilimleri bölümü için fizik önerim. VIP fizik Kemal hocanız. Deli dehşet bir konu anlatımı var. Ben oturup şimdi çalışsam, sınava girsem ben bile full çekerim. Doktor biyoloji. Kendisi de zaten hocamızın aslında bir doktor. Gerçekten doktor yani. Ve biyolojiyi bir doktor gözünden size anlatıyor. Ve ki son zamanlarda yine sınavdan hemen sonra da paylaştığı videoları da izledim. Gerçekten ama gerçekten efsane tutturduğu sorular var. Levent Özdede ile kimya. Arkadaşlarım bir girin bakın dilerseniz kanallara, tamam mı? Daha sonrasında yine dersiniz ki ha SML hoca haklıymış diyeceğinizi düşünüyorum. Sözel olarak da arkadaşlarım coğrafyanın kodlarından coğrafya derslerinizi ilerletebilirsiniz. Herhangi bir Türkçe kanalı inceleyemedim, kusura bakmayın. Bir tarih kanalı inceleyemedim, kusura bakmayın arkadaşlar. Ama yine incelersem de size kanal önerileri adı altında bir video paylaşıp sizlerle bunu paylaşabilirim. Geometri, fen bilimleri ve sözel kısmından da coğrafyanın kodları demiştik en son. Hocalarınızı takip edebilirsiniz. Gerçekten işlerini kaliteyle yapan, özveriyle yapan hocalarımız hepsi de konuları öğreneceğinizi ve bir daha asla unutmayacağınızı düşünüyorum. Evet gençler, burayı bahsetmiştik. Buradan bahsettik. Ders gereklilikleri, onlardan bahsettik. Hangi düzey öğrencileri izlemeli, bunlardan da bahsettik ve gelelim videolara. Şimdi her konunun arkadaşlarım biliyorsunuz ki bir ağırlığı, bir stili var. Yani problemleri anlattığımız gibi integral anlatamayız, örnek veriyorum. Veya türev anlattığımız gibi basit eşitsizlikler anlatamayız gibi gibi. Ve bunları da bildiğimiz için hangi konunun ağırlık düzeyi daha farklı, daha ağır, işte stili daha kolay, bunları da bildiğimiz için hafta hafta böldüm ve hafta hafta böldüğüm için bölmemin sebebi şu.
seni çok fazla yormayacak. Bakın sizleri yoğun bir temponun içine sokacak. Diyeceksin ki of iyi çalışıyorum, efsane çalışıyorum diyeceksin. Fakat ama asla şunu söylemeyeceksin. Ben çok yoruldum. İşte bunu söylemeyeceksin. Tamam. Çünkü seni yormadan yapacağım bütün işlemi. Bu yüzden de arkadaşlarım haftalık konu anlatımları ve soru çözümleri bittikten sonra ben sana ne zaman istersen o zaman yap. Pazartesi, salı, çarşamba konularını anlattım, sorularını çözdüm, testini de çözdüm. Yapamadığın soruları da kendini inceledin. Daha sonrasında benim sana verdiğim ödevleri bir sonraki haftanın başlangıcına göre, bir sonraki programın başlangıcına göre sen o sırada benim sana verdiğim ödevleri yapacaksın. Bakın bu çok önemli. Şu video başladı başlayalı en az 15 defa ödev dedim. Ödev çok önemli arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka ödevlerini tamamlamanı isteyeceğim senden. Tamam. Bu da ekstra olan bilgimiz olsun sizler için. Kitap bittiğinde netlerim artar mı diye soran arkadaşlarım için de arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Hepiniz ama hepiniz bir meyve ağacısınız. Ve mutlaka arkadaşlarım size tavsiyem ışığı kendinizden esirgemeyin. Meyve ağacısınız ve hepiniz arkadaşlarım merak etmeyin. Öyle bir kavak ağacı falan değilsiniz. Bir meyve ağacısınız arkadaşlar. Hepiniz illaki bir meyve vereceksiniz. Hiçbiriniz çürük değilsiniz. Hiçbiriniz ama hiçbiriniz. Eğer düzgün bir şekilde ışık alan bir yerdeysen, temiz bir havanın içerisindeysen, temiz bir toprağın içerisindeysen ve iyi kök salmışsan mutlaka ama mutlaka meyve verirsin. Er ya da geç hiç fark etmez. Bundan kaynaklı arkadaşlarım iyi bir ışık almak için, sağlam bir güzel bir havaya sahip olmak için ve temeli sağlam kök salabileceğin bir toprağa da sahip olabilmek için, çünkü unutma sen bir meyve ağacısın, her gün düzenli bir şekilde olması gerektiği kadar ders çalışman gerekiyor. Çalışan her zaman emeğinin karşılığını alır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ben hayatım boyunca bunu böyle gördüm ve böyle bildim ve böyle yaşadım. Çalışan her zaman emeğinin hakkının karşılığını alır arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın gençler. Evet, başka nelerden bahsedebilirim size diye şöyle düşünüyorum 2023 tayfa için. Bir de hocam kitabı nasıl temin edebiliriz? Bu kısma gelelim. Arkadaşlarım kitap şu an hani 1-1,5 gün içerisinde baskıya göndereceğim kitabı Allah'ın izniyle. Sadece kitap hazır zaten, onda bir sıkıntı yok. Hata çıkmasın diye çok ama çok emek sarf ettim. Herhangi bir şekilde sadece soru hatasından bahsetmiyorum. Kitabın içeriğinde herhangi bir hata çıkmasın diye çok ama çok uğraştım. 1-2 gün içerisinde kitap baskıya gönderilecek ve takip etmenizi de öneriyorum. Kitabın yayın evi arkadaşlarım Kare Akademi. Kare Akademi gerek kitap seçten, gerek trend yoldan, gerek hepsi buradan her yerden takip edebilirsiniz. Instagram'dan, sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirsiniz. Zaten kitabın çıktığını duyurusu hem ben yapacağım, hem Kare Akademi yapacak, hem çeşitli sosyal medya mecralarında göreceksiniz arkadaşlarım. Merak etmeyin. Kitap da ne zaman çıkar? 1-2 gün içerisinde baskıya giderse eğer, bir hafta içerisinde, 8-9 gün içerisinde kitap arkadaşlarım çıkacaktır. Bu konuyu da bu şekilde bilgilendirmiş olalım sizleri. Kitabın fiyatı ne olur hocam diye soracak olanlar varsa, gerçekten şu an ben de bilmiyorum arkadaşlarım kitabın fiyatını. Kitap fiyatı nasıl belli oluyor veya kim belli ediyor bunu? Kimse belli etmiyor aslında. Bu piyasaya göre değişkenlik gösterebilen bir parametre arkadaşlar fiyat. Biliyorsunuz şu an ülkenin bulunduğu ekonomik durumdan da kaynaklı pahalı olacak demiyorum. Kestiremiyorum sadece, tamam mı? Yani kitabın fiyatı 80 lira da olabilir, 50 lira da olabilir, 120 lira da olabilir, hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi fiyatını da ben belirlemeyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla artık çıktığı zaman hep beraber öğreneceğiz kitap ne kadarmış. Artık hayırlı olsun diyebiliriz. 2023 tayfa gerçekten çok güzel bir kamp seni bekliyor olacak. İnşallah bu sene çok çalışırsın ve çalışmalarının karşılığını fazlasıyla alırsın diyelim. Sonraki videolarda, sonraki duyuru videolarında, kamp için yapacağımız duyuru videolarında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Bu sözü çok duyacaksınız.